büyük sağlık kompleksleri olarak hizmet veren şehir hastaneleri depremzedelerin yaralarını sarılmasında da önemli bir rol oynuyor. İstanbul'daki 4 şehir hastanesi de bugüne kadar 1900'ün üzerinde yaralıya sağlık hizmeti sundu. Plastik cerrahiye gelene kadar hastaların birçoğu bizim kendi getirdiğimiz hastalar da var aynı şekilde deprem bölgesinden. Yaraları daha çok kol ve bacaklara ilişkin yaralar. Yaklaşık 70 tane hastayı günlük debritman ve pansuman. Debritman dediğimiz ölü dokuları temizleme işlemini alıyoruz biz. Açık yaraları var bu hastaların. Onun dışında iskemi dediğimiz ölmüş dokuları var. Onları gövdeden uzaklaştırmak gerekiyor. Sonrasında tekrar bir dolaşım, tekrar oraya bir damar getirmek lazım. Tekrar sağlıklı bir doku getirmek lazım. Sonrasında biz tamamen yeni dokuların, sağlıklı dokuların oraya getirilmesi için uğraşacağız. Yoğun bakımda tabii multidisipliner bir çalışma içine girildi. Ortopedi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi, gerekse yoğun bakımın uzman ve hocaları, nefroloji keza dahiliyle bir ekip çalışması içerisine girildi. Yoğun bakımdaki hastalarımızın bir kısmı ameliyat oldu. Bir kısmı genel durumlarının ameliyata müsaade etmesini bekliyorlar. Bu hastalarımızın yoğun bakımda takip edilenlerin büyük çoğunlukları ezilmez sendromuyla gelen hastalardı. Ameliyathaneyi ortopedi vakaları adına 7-24 çalışma esasına çevirdik. Onun dışında cumartesi ve pazar da 7-24 esasıyla keza hem hafta içi hem hafta sonu aynı tempoda bu şekilde de devam ediyoruz. Nefroloji bölümü zaten özellikle bu afet durumlarında önemli bir bölüm. Hastaların enkaz altında kalıp sıvı kayıplarına bağlı ciddi böbrek problemleri gelişiyor. Yaklaşık bir 600-700'e yakın hasta başvurusu oldu ve bunların 50-60 tanesi diyaliz ihtiyaçları oldu ve halen de devam etmekte. Hiperbarik oksijen tedavisi basınç odası içerisinde yüksek basınçta uygulanan, %100 oksijen soğutmak suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemi. Depremzede vatandaşlarımız göçük altında kaldıkları zaman da ezilmelere maruz kalıyorlar. Vücut ve genellikle uzuv bölgelerinde bu ezilmeler görülüyor. Bunun sonucunda da maalesef uzuv kayıpları görülebiliyor. Oksijen tedavisiyle birlikte ezilen dokulardaki ödemi azaltarak, oksijenlenmeyi artırarak uzuv kayıplarına gitmeyi engellemeyi hedefliyoruz. Yoğun bir hasta gelişi söz konusu. O yüzden de ekip arkadaşlarımın özverisiyle birlikte 7-24 saat çalışacak şekilde bir planlamamız söz konusu şu anda. Deprem bölgesinden gelen, depremden doğrudan etkilenmiş kişilere veya depremden etkilenen kişilerin yakınlarına hizmet vermek için deprem ve afet polikliniğini başlattık. Acil durumdan dolayı randevusu olarak kişileri kabul ediyoruz. Gerekli hizmetleri veriyoruz. Burada hem ilaç tedavisi düzenlenmesi gerekirse ilaç tedavisi düzenliyoruz ama bu dönemde özellikle İlaçtan önce kişilerin psikolojik ihtiyaçlarının, sosyal ihtiyaçlarının öncelikle değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlara yönelik hem psikiyatristlerimiz hem de psikologlarımız hizmete başladılar. Hastanemiz acil servisi geniş ve modern bir acil servis. Yaklaşık 250 yatağı, toplamda 16 ile 20 arasında gözlem üniteleri ve çeşitli bakı alanları var. Aynı zamanda tomografi, ultrason gibi cihazları, çekim alanları ikişer tane olması nedeniyle bu tür aşırı gelebilecek veya bir anda gelebilecek, çok sayıda gelebilecek yaralılar için uygun bir hastane. Depremden sonra hemen ilk olarak çocuk kliniği olarak hızlı bir şekilde organize olduk. 35 yataklı servisimizi deprem bölgesine gelecek olan hastalarımıza ayırdık. Süreç hızlı bir şekilde devam ediyor, sürüyor bizim açımızdan. Çocuk yoğun bakım ünitesi olarak herhangi bir şekilde olumsuz bir gidişat söz konusu değil. Çocukların bir kısmı sağlıklarına kavuşma aşamasında, bir kısmı da tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Mümkün olduğu kadar oyalayıcı bir takım aktiviteleri gerçekleştirmek, kitap okuma, boyama kalemleriyle günlerini geçirme, sohbet etme, psikiyatrik uygun bir şekilde profesyonel destek sağlama gibi bir takım hizmetleri sağlıyoruz ve sağlamaya da devam ediyoruz. Amacımız mümkün olan o görsel sahneyi çocukların imajlarından ve düşünme algılarından soyutlamak ve dışarıya çıkartmak.